Peki tabii bayanlar için, kadınlarımız için göz önemli bir organ, görsellik babasında baktığımız zaman. Peki oraya silikon konulduğu zaman ya da tekrar bir göz gerektiği zaman tekrar bu hastalığın yenilenmesi gibi ya da tedaviye cevap vermemesi gibi bir etki altında kalabilir mi kişi? Bundan 10 yıllar kadar önce, 10 yıl kadar önce cerrahi olarak yapılan cerrahi tetkikleri daha fazla, hani tümörün ortadan kaldırılması ve memenin tamamen alınıp Evet, koltuk komple altının da alınıyordu. alınmasıydı. Ama şimdi yeni gelişen cerrahi teknikler çok fazla ilerledikçe amaç şöyle oluyor. Hastanın organ koruyucu cerrahi yapılması. Organ koruyucu cerrahi yapıldığı zaman hastanın yaşam kalitesi de daha yüksek oluyor. Yeri geliyor, meme dokusunun tamamı boşaltılıyor içerisinden, içerisine silikon takılıyor. Ama hastanın morali çok daha yüksek oluyor. Nice hastalar biliyorum, yani hastanın göğsünün alınması gerekiyor ama hasta moralini kaybedeceği için, morali bozulacağı için yeri geldiğinde genel cerrahi doktoruyla konuşup ona göre hasta için en uygun nedir? Yani sağlığını da tehlikeye atmayacak şekilde ama moralini de bozmayacak şekilde tümörü ortadan kaldıracak bir cerrahi uygulanmaktadır. O yüzden organ koruyucuya daha fazla öncelik veriliyor. Biraz önce söylediğim gibi hani göğsündeki kitlesi çok büyük, koltuk altında da var. Onlar için önce kemoterapi yapılması, tümör küçültüldüğü zaman meme dokusunu da tamamen almadan sadece o tümörlü dokuyu almaya yönelik tedavi yapıldığı için daha konforlu cerrahiler, daha konforlu hastanın hayat kalitesinin daha yüksek olduğu tedaviler yapılmaktadır diyebiliriz.